Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Ağustos Pazartesi Bursa yarış programı için karşınızdayım. Bugün bayramın ikinci günü. Herkesin tekrardan bayramlarını iyi mübarek olsun. Tek tek kutlarım sizleri. Bugün bol kazançlar dileğiyle bugünkü Bursa yarışları için karşınızdayım. Bugün Bursa'da 9 koşulu bir programla karşı karşıyayız. Haliyle 2 tane 6'lı ganyan ve 2 tane 5'li ganyan oynanabiliyor. Ben size elimden geldiğince gördüğüm, duyduğum safkanları sizlere iletmek istiyorum. Umarım faydalı olurum. Hata yaparsam da lütfen affola. Arkadaşlar bugün birinci altının birinci koşudan itibaren başladığını söylemiştim. Ben size birinci koşudan itibaren yorumlarıma başlamak istiyorum. Bugün şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 0 kilometre tayların 10 safkanın bir arada olduğu bir yarışı izleyeceğiz. Burada oldukça çalışmaları hoşuma giden safkanlar var. Ben size sırasıyla onları aktarmak istiyorum. Benim ilk sıralamada 2 numara Cyrus'u galoplamını fena bulmadım. Çalışmaları fena değil. Biraz da olsa hoşuma gitti. İlk planda ben 2 numara Cyrus'u sizlere önermek istiyorum. 4 numara Quadborn. Bu safkanın çalışmaları da fena değil. Nurettin Şen idaresinde önlerde kendine yer bulmaya çalışacak. İlk defa koştukları için ben biraz geniş tutmakta fayda var diyorum. Yani ben çünkü her zaman bu taylarda sürprizlerin olduğunu biliyorum. Yani şansımızı artık çok at yazarız, favori gelir. Hani bu klasik bir şey ama yazmakta fayda var. 7 numara Grafin. Bu safkanın da çalışmaları bir hayli. Kaptan Rio gibi güzel bir aygırın tayı. Ben o yüzden çalışmalarına güveniyorum. İyi aprantisiyle ön planda sarkmasını bekliyorum. 1 numara Cumhuriyeli oldukça çok galabı var. Çok işleri var. Bu safkan da güzel çalışmaların hakkını bugün verebilir. Önlerde kendine yer bulmaya çalışacak. Muhakkak yazılması gereken safkanlardan birisi Cumhuriyeli. 1 numara Cumhuriyeli. 3 numara Deha Batur İbrahim Ali Ketme idaresinde. Bu safkan da çok iyi ve etkili bir yarış bekliyorum ben. Birinci kulvardan çıkıp bir anda 3-5 boyluk bir avans elde ederse bir anda Fatay'ı önde geçebilir. Çünkü geriden gerçekten sprint yapabilecek safkanlar gerçekten çok az çıkıyor. O yüzden bir avantaj elde edebilir diyorum ve çalışmanın hakkını verir. Son olarak da ben 5 numara Always Lucky sizlere önermek istiyorum. Tokaçalı idaresinde iyi çalışmalar var bu safkanda. O yüzden yazılması gereken safkanlar birisi. Yani mümkün olduğunca imkan olanlar bu ayağı kapatsın. Çünkü ben genelde sürprizi bu ayaklarda arıyorum. Çünkü patlama ihtimali yüksek oluyor. Birbirlerini gerçekten kaçırıyorlar bu safkanlar. Yakalanması da zor oluyor. O yüzden başınızın ağrımaması için ilk ayaktan ben haşlayıp da geçebilirsiniz. Veya benim dediğim safkanları sırasıyla yazabilirsiniz. 2 numara ben Cyrus, 4 numara Quadborn, 7 numara Grafin, 1 numara Cumhuriyeli, 3 numaralı Deha Batur ve 5 numara Always Lucky olarak sizlere önermek istiyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum aprantilere ait bu koşuda 8 safkanın bir arada olduğunu görüyoruz. Ben burada bu rakiplerden bir tık yukarıda olduğunu gördüm. İki yarış koşup ikisinden de üçüncülükle ayrılan ben kalitesine yandım. Çalışmada da iyi olan 4 numara Angel Horse'u küçük ve lig sevenler için günün bankosu olarak size önerebilirim. Safkanın genel durumu gerçekten çok iyi. İlk yazılması gereken safkanlardan birisi. Yani risk severseniz yani 4 numara Angel Horse'u tek atabilirsiniz. Ama rakip var mı? Tabii ki var. Ben size ilk planda 2 numara Bay Döker. Oldukça form durumu her geçen gün daha da yükseliyor. Son iki yarışına aldanmayın bir 6. bir 8. olmasına. Bu safkanın gerçekten iyi bir safkan. Bu rakiplerin arasında gerçekten bir avans elde edip virajı önde 2-3 boyla dönerse zaten yakalanması güç bir safkan. O yüzden ben 2 numara Bay Döker'e yazılmasını öneriyorum. Son olarak da 3 numara Black Wasp'tan size söz etmiştim. Oldukça formunda. Formunu her geçen gün daha da yükseltiyor. Zaten son yarışında kazandığı zaman nedenli formda olduğunu gösterdi. O yüzden bu ayağı ben 3 safkan olarak size önermek istiyorum. 4 numara Angel Horse, 2 numara Bay Döker ve 3 numara Black Wasp olarak sizlere önermek istiyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışında 5 safkanın mücadelesini sahne olacak. Ben burada koşmuş olduğu yarışlarda büyük gruplarda dahi söz sahibi olmaya çalışan
oldukça kalitesine de inandığım, çalışmaları da bir hayli güzel olan, ben 2 numara Apopis'i günün bankosu olarak önermek istiyorum. Bu safkan ilk kum yarışına çıkıyor ama kuma yatkın bir safkan. Ben bu grupları geçeceğine inanıyorum. O yüzden ben sizlere 2 numara Apopis'i günün bankosu olarak tek olarak size önermek istiyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde şartlı 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda burada 10 safkanın mücadelesini göreceğiz. Ben sırasıyla size sürekli takibinde olan ama bir türlü de bu yıl beklenen performansı gösteremeyen 7 numara Kutubu ben size ilk planda vermek istiyorum. Rakip olarak son yarışı gerçekten çok güzel olan 3.lük verdiğinin son metrelerine kadar bayağı ön grupta olan 5 numara Artis Emre bugün potaya daha yakın bence. Halef Katı da zaten güzel idareyle bu safkanı güzel bir yerlere getireceğine inanıyorum. Çalışmaları zaten bir haydi iyi. Her geçen gün daha da formunu yükseltiyor. O yüzden size ikinci safkan olarak 5 numara Artis Emre'yi önermek istiyorum. 10 numara Ağrı Kesici, kalitesi malum bir safkan. Son 4.lüğüyle bu yıl artık çıkışa geçme zamanı geldi. Artık güzel günlerin haberciliğini verdi bu 4.lüğüyle. Çalışmaları bir hayli iyi. Hüseyin Şimşek kardeşimiz de bu safkanla güzel binicilik yapıp birinciliğe uzanma şansı bayağı var. Çalışmanın hakkını verirse gerçekten şansı yüksek. 2 numaralı Karatepe'li bu safkan da şu aralar kötü gibi gözüküyor ama normalde bu mesafede bayağı bir şansı var. Ben muhakkak bu Karatepe'liyi sizlere önermek istiyorum. Bu güzel safkan günün bombasını patlatabilir. O yüzden ben kuponlarda sürpriz hanesinde de olsa yani kuponlarda bulunması gereken bir isim olarak sizlere önermek istiyorum. Son olarak da 6 numara Kara Yürek'ten size söz etmek istiyorum. Bir 3 ay civarı bir ara vermesine rağmen çalışmaları bir hayli iyi. Güzel bir kalite isim. O yüzden Ferdi Kabada idaresinde yazılması gereken safkanlardan birisi. Ben size muhakkak yazmanızı öneriyorum. Burası sırasıyla ben tekrar sayayım. 7 numara Kutup, 5 numara Artiz Emre, 10 numaralı Ağrı Kesici, 2 numara Karatepe'li ve 6 numaralı Kara Yürek olarak sizlere önermek istiyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik çim koşusunda burada yine bir 10 safkanın mücadelesine sahne olacak. Ben burada form grafiğinin bir hayli yukarıda gördüğüm 7 numaralı Baskaz'a ben sizlere ilk safkan olarak önermek istiyorum. Mertcan Çelik idaresinde bu safkanın her geçen gün gelişen bir formu var. Bugün bence biraz daha uygun rakipler arasında koşuyor. Çünkü biraz önemli bir kilo faktörüne de sahip. 52 kilo gibi bomboş bir kiloyla koşuyor. O yüzden yazılması gereken ilk safkan. 8 numara Kratik. Mahmut Turan kardeşimiz biniyor. Bu safkan da her geçen gün formunu yükseltiyor. 49 günlük ara verdi ama gerçekten çalışarak geliyor bu safkan. Çim pistte de çok yatkın. Uzun mesafeleri de seviyor. Yazılması gereken safkanlardan birisi. Bomboş kilosuyla muhakkak yazılır diyorum. 2 numara Malakka son yarışını kazandı ama şu anda 60,5 kilo bir rakiplerinden biraz bayağı bir kilo farkı var. Ama form grafiği çok yüksek. Üzerinde de çok iyi bir pilot var. Kocakaya gibi bir pilotu almışlar. Ve son olarak hemen size 9 numara Hamhama'dan bahsetmek istiyorum. Bu safkan da 50 kilo gibi yine uygun bisikletle koşuyor. Valla ne diyeyim yani rakiplerini bulduğu yerde geçer bu safkan. O denli bir tehlikeli bir sinyaller veriyor. Yani çalışmaları çünkü iyi. Sessiz sedasız suya sabuna dokunmadan kendini fotoya atmaya çalışacak. Yani zaten kimse bu safkanı da yarış içinde kollayacağını sanmıyor. Genelde favori atlar her zaman kollanıyor çünkü öteki atlar için. Ama bu safkanı kollamayacak. O yüzden bir anda kendini unutturup fotoda birincilik üstünde bulursa da şaşırmayalım. Günün 6. koşu, ben bu aya tekrar sıralayayım ben sizlere. 7 numara Baskaz'a, 8 numara Kratik, 2 numara Malakka, 1 numara Fırat'ın Öfkesi ve 9 numaralı Hamhama olarak sizlere önermek istiyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde kısa vade 6, 1200 metre kumun 3 yaşlı Arapların yarışına sahne olacak. 7 safkanın mücadelesi. Burada ben size önereceğim son 4.'de aldanmayın. Form grafiği çok çok yukarıda olan, çok iyi kum performansına sahip olan 1 numara Baba Medet benim size önereceğim ilk safkan.
3 numara Tekfor Tevfik gerçekten çok formda. 2 tane birincilikten sonra bir ikincilik yaptı. Burada yine birinciliğe ulaşma şansına sahip. Oldukça formunda çünkü. Yazılması gereken ikinci safkan Tekfor Tevfik olacaktır. Son olarak da ben size 5 numara Vitara vermek istiyorum. Gayet form grafiği çok yüksek olan bir safkan. Gökhan Kocaköy idaresine yine birinciliğe ulaşabilir. Zaten safkanın form grafiği oldukça iyi. Son 6 yarışın 3'ünü kazandı. Dördüncüsü neden olmasın? Bence şansı yüksek bir safkan adı. Sırasıyla 1 numara Baba Medet, 3 numara Tekfor Tevfik ve 5 numara Vitara olarak sizlere önermek istiyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında ben sizlere İstanbul'dan bu yarış için gelen ama Kabakum'da ben yarışını bulamadım bir türlü. Sentilik'te çok iyi etkili ama şimdi de zaman zaman etkili olan bu safkan ben bu pistte de uyum sağlayacağına inanıyorum. O yüzden ben 2 numara Uğur Buban, Gökhan Kocaköy idaresine günün bankosu olarak sizlere önermek istiyorum. 2 numara Uğur Buban size tek olarak önerdiğim bir safkan. Günün 8. koşusuna geldiğimizde şartlı 1'in 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışının ikinci bölünen yarışı. Burada da 9 safkanın mücadelesine sahne olacak. Ben size çalışmaları benim hoşuma giden 6 numara Miss Sunshine size önereceğim bir safkan. Çalışmaları bayağı iyi, gayet iyi. Ve Vefa İbrahim Aracı gibi güzel bir ekibinin ağırlığından gidiyor. Zaten bu ağırdan çıkan safkanlar ilk yarışlarını hazır vaziyette koşuyorlar. Böyle, hani yarış görsün amaçlı değil yani. Gerçekten hazır vaziyette iş, idman olarak her şeyle dört dörtlük olup sahaya çıkarıyorlar. O yüzden ben ilk planda size 6 numara Miss Sunshine'ı önermek istiyorum. 3 numara Horasan, Tokaçalı idaresinde oldukça şansı var. Çalışmalar da bir hayli iyi. Güzel bir orijinale sahip. Victorio Galop gibi kum performansı, çim performansı yüksek olan bir safkan. Bu aygırımız hem kumda hem çimde taylar veriyor. Yani o yüzden bu bize Kanada'dan geldi bu safkan. Gerçekten çok nadide bir safkan. Yurt dışında bile bu safkanın tayları, torunları koşuyor. Listed yarışlar kazanıyor. Biz de bu yönden çok şanslıyız. Yani böyle bir safkanı aygır olarak Türkiye'ye getirmişlerdi. Ve gayet de bir başarılı grafiği çok yüksek olan bir safkan. Ben size 2 numara Is Mine'ı önermek istiyorum. Safkanın da çalışmaları bir hayli iyi. Mendip gibi bir safkanın tayı. Mendip Dubai World'u kazanmış safkan. Bu Godolphin ekürüsündeydi. Bu da Harless Holiday'in tayı. Harless Holiday zaten öldü. Yani şu anda Harless Holiday yerine temsilcisi olarak şu Mendip zaten şu anda o vazifesini başarıyla sürdürüyor. Çalışmaları da bir hayli iyi. O yüzden yazılması gereken ad Is Mine. Ve 7 numaralı Mystical Victory. Bu safkan da Victor Galab'ın tayı. Ve annesine Mystical Storm'un annesine Mystical Storm gazı kazandı. Bu safkan da yani öyle bir safkanın gerçekten bakalım nasıl bir tay çıkardı. Çalışmaları bir hayli iyi çünkü benim hoşuma gitti. Annesinin kızı olursa, babasının da çok kızı olursa güzel bir birincilikle sonuçlandırabilir. O yüzden yazılması gereken safkan. Ben son olarak da size Prenses Gamze'den bahsetmek istiyorum. Bu safkan gerçekten çok iyi işlerle katılıyor. Yani bence rakiplerin en ufak bir hatasını affetmeyecek kadar iyi bir durumda. Yazılması gereken safkan. Tay yarışı olduğu için ben biraz geniş tutuyorum arkadaşlar. O yüzden aklınıza başka bir şey gelmesin. Çünkü at atı her zaman geçer. Ben sırasıyla tekrar sıralayayım. 6 numara Miss Sunshine, 3 numara Horasan, 2 numara His Mine, 7 numara Mystical Victory ve 8 numara Prenses Gamze olarak ben bu 8. koşuyu sizlere önerdim. Günün son koşusuna geldiğimizde 9. koşu şartlı 2, 4 yaşlı Arapların 1700 metrelik çim koşusunda burada biraz kalabalık safkanları var. 14 dişi safkanın mücadelesi olacak. Ben size burada İzmir'den gelen Mürsel Kayış zaten bu zor müzeyene bir uyum halinde. İstanbul'da da bir yarış koştu. Çok güzel bir beşincilik elde etti bence. Burada daha uygun rakiplerle koşuyor. O yüzden ben size ilk planda 2 numara zor müzeyen olarak vermek istiyorum. Çalışmaların hakkını veriyor zaten. İşleri de iyi çünkü hoşuma gidiyor. 5 numara Nizipli kız size önermek istiyorum.
4 numara Kara Sultan ve son olarak da size 13 numaralı Sever olarak sizlere önermek istiyorum. Bu ayağı ben size 4 safkan olarak önermek istiyorum. 2 numara Zor Müzeyyen, 5 numara Nizipli Kız, 4 numara Kara Sultan ve 13 numara Sever olarak sizlere son ayağı vermek istiyorum. Arkadaşlar benim altılı yorumlarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol, ücretsizdir. Sizler abone oldukça ben daha güzel yayınlarla sizlerin karşısınıza çıkmak istiyorum. 1000 abone olduktan sonra arkadaşlar canlı yayın gibi bir hakka sahip olacağım. Daha güzel yayın vermeyi düşünüyorum. Çünkü bu şekilde ben telefona aktarma yapıyorum videoyu. Oradan da YouTube'a aktarırken bayağı bir zorluk yaşıyorum. Bazen videom aktarılamıyor. Tam yarısına sonuna geleceğine %80-%90'dan sonra iptal oluyor. Bir şeyler oluyor. Tekrar başa geçiyor. Bazen veremediğim şeyler oluyor. O yüzden affola. O yüzden ben bu 1000 aboneliği doldurmaya çalışıyorum. Çünkü daha rahat bir yayın yapabilmem için. Arkadaşlar at atı geçer, at koşar, baht kazanır. Herkese bol şanslar dileğiyle hoşça kalın.